Selam arkadaşlar. Hafta sonuna özel iddia kuponu şimdi ilk maçımız Erzurum-Giresun maçı. İki takımın da son haftalarda yükselen formu var. Maçlarda gol bulabiliyorlar. Bu maça karşılıklı gol var oynayacağız arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. İkinci maçımız Granada. Granada kendi evinde Levante'yi hani zor da olsa yenecektir diye düşünüyorum. Şöyle form durumuna göz atacak olursak. Büyük bir ihtimal yenecektir. Şöyle sakat cezalarına bakalım. Evet. Yani sürpriz çıkarsa da maç sonucu 2 olur arkadaşlar. Granada maçında 1 diye düşünüyorum. Ben sürprizciler bahsi de oynayabilir. Yani şu maçta 3,5-6. İdeal oran 3,5-6'tır yani maçta. Neyse bu maça 1 oynuyoruz. Rize Kasımpaşa maçı, ona girmeyelim. Evet. Bugün ne güzel maçlar var arkadaşlar. Gol bahsi olsun. Maç sonucu 1 olsun. Güzel maçlar çıkıyor. Bugün cumartesi. İstanbul Eskişehir maçına bakalım. Evet, bu maçta da sanırım bir gol var. Olur bu maçta. Bir bakalım. Evet. Bu maçta büyük bir ihtimal gol olur arkadaşlar. Evet. Çünkü maçların tamamına yakın diyeyim. Karşılıklı gol var olmuş. Kaçırdık. Karşılıklı gol var. Bir de arkadaşlar hani maçları seçerken hani hava durumlarına göre hani bahis yapın. Yani maça bir vermek işte yerine veya gol bahsi oynamak yerine hava durumuna ilk önce bakın. Hani o bölgede hava durumu nasıl? Yağmurlu mu hava? Hava şartları nedir? Onu bir gözden geçirin, o bölgenin hava durumunu. Ondan sonra bahis yapın. Hani dünkü Alanya Antalya maçı gibi yani hiç gol de çıkmayabilir maçta. Maç sonucu da berabere de bitebilir. O yüzden maçlara bahis alırken sizden ricam hava durumlarına da bakın. İki takımın da mesela forveti yok bu maçta. Birinin iki şüphe, ikisi de şüpheliymiş ama bu maça 2.30 2.30. Şöyle bir form durumuna bir bakayım ben bu maçın. Ev sahibinin maç alma zamanı gelmiş. Burada Plezen'i yenmiş. Şimdi bu maça ne oynayabiliriz? Şöyle ufaktan bir bakalım.
Şimdi evet, 3 maçımız etti. Şimdi Gençlerbirliği Göztepe maçına bakalım. Şimdi iki takım da golcü takım. Son maçlarına bakalım şöyle. Gençlerbirliği evinde Göztepe'ye bir kez yenilmiş. Evet. Form durumuna bakalım. Hani son hani 5 maçlara bakılacak olursak sadece bir Göztepe Alanya maçında gol atamamış. Şey, Alanya Göztepe'ye gol atamamış. Gençlerbirliği'nde son 5 maçında gol var. Bu maçta karşılıklı gol var oynayacağım arkadaşlar. Şansımı denemek istiyorum. Ya sonuçta maç 2-0 Gençlerbirliği de alabilir veya ne bileyim 3-2 Göztepe de alabilir ama yani maçta beraberlik de olur. Çok karışık bir maç. O yüzden bu maçtan uzak durun. Gol bahsi almak daha mantıklı. Taraf bahsi yerine. Şöyle bir bakalım bu maça. Puan durumuna bir göz atalım. Çok kolay, çok kolay. Bu maçı es geçelim. Brescia Lecce maçına bakalım. Şöyle puan durumu. Lecce de çok gol atıyor, çok gol yiyor. Sakat cezasına bakalım. Bu maçı da es geçelim. Çünkü fikstürde çok maç var bültende. Yani cumartesi özellikle güzel maçlar oluyor arkadaşlar. O yüzden şimdi 4 maç normal 6.63 oran yapmış. Yani fazla aslında normalde 2 oranı geçirmemiz lazım ama normalde arkadaşlar 6.63 çok fazla bir oran. Şu Granada'yı silelim. Ah, 3.79. Bu oran normal. Yani oranlarda da fazla hani yüksek oranlı maç oynamayın. Yani illa yani yüksek oran versin de çok oynayayım. İşte maçlar çok olsun. İşte tutturayım. Yüksek para kazanayım diye düşünmeyin öyle. Hani gerekirse yani 1-0 çifte şans, 0-2 çifte şans. 1-2 çifte şans oynayın. Yani şöyle hani ne diyeyim mesela 1-15'e Chelsea. Şöyle 1-15'lerden hani 1-0-8 de olur. Hani 1-0-5 de olur. 3-5 maç ekleyin. Hani 2 oranı bulmasın yani. 2 oranı geçmesin. Yani 100 bastığında veya 50 bastığında 2 katına ulaşacaksın. Mesela günlük 3 TL'ni 6 TL'ye yapmaya bak. Yani 3 TL'ni 500 milyon yapmaya çalışma. Yani o şekilde kaybedersin. Ama bu şekilde dediğim gibi hani 0-5 oran, 1-10 oran, hani 3-4 maç bir araya getirdiğin zaman mesela 1-15, 1-20 falan
Zaten 2'ye yakın oran yapıyor 2-3 maçta. Yani fazla da böyle zorlama yani bütçeni. Hem de sürekli hani iddia yapayım, para bulayım, işte bu maç gelir kesin banko diye düşünme. Yani ligler artık öyle zorlaştı, takımlar yani yatırım yapıyor yani eşit şartlarda. Hani 1-2 oyuncu, 3 oyuncu dışında hani bir takımda yakın yani birbirine takımlar. Hani yıldız oyuncu birkaç hani tane oyuncu oluyor en fazla bir takımda. Diğerleri yine aynı özellikle. O yüzden yani maçların da ne biteceği ne olacağı belli olmuyor bu bağlamda. O yüzden bahislerinizi ona göre alın. Hani diyelim ki bu maç çok işte şey yapmış. İşte iki kez yenilmiş falan son haftalarda. Öyle düşünmeyin yani. Ya yani 3 maç oynayın. 2 oranı geçmesin. Bu yalnız yani 3.79 oran ama 2 oranı geçmesin oynayacağınız maçlar. Şöyle oynayalım onu da. Kapatalım. Evet. Yoksa hata yapma lüksünüz çok olur. Mesela Aberdeen Hamilton maçı. Şimdi istatistiklere bakalım. Şimdi normalde bu Aberdeen bu Hamilton'u yenmesi lazım duruma göre. İstatistiklere göre. Ama bakıyorsunuz eksik listesine bir sürü eksik var. Yani bir sürü eksik var bu takımda. Yani deplasman takımında da var. O yüzden hava şartlarına, eksiklere ve teknik direktör değiştirmiş mi, değiştirmemiş mi? Bunlara bakınız. Form durumlarına bakınız. Bakın bir sürü eksik var. Ev sahibinde ne vermiş ev sahibine mesela oran? 1.75 vermiş. Şimdi bu sürü eksik var bu takımda. Nasıl alacak bu maçı? Çifte şans oynayın. Durumuna bakalım. Son 3 maç, 4 maç. Evet. Maçı 0-2 oynayayım mesela. Hani ev sahibine verilen hani cazip oranlar var. İşte 1.80. İşte 1.40, 1.45. Hani dikkat edin. Eksik falan gitmiyor. Oranlara tekrar bakalım. Puan durumuna da bakalım. Puan durumuna bakalım. Riskli bir maç bu maç. Yani 1.80 vermiş ama işte çok riskli yani. Bu yüzden arkadaşlar bahis alacağınız takımları iyi analiz yapıp ona göre kupon oluşturun. Yoksa sıradan paranızı çöpe atmış olursunuz yani. Kasımpaşa bir Vanspor'u yenmiş. Son 5 maçta. Evet. Şöyle kırmızı kartlı oyuncusu vardı ama. Bakalım. Karim Afez miydi? Hangisi? Bakalım şöyle. Karim Afez'miş, evet. Yusuf Erdoğan oynamıyor mesela. Mamet Yem de oynamıyor. Evet. Kasımpaşa'da önemli eşitler var ya.
Yani normalde bu maçın kafa kafaya gitmesi lazımdı ama çok eksiği var. Önemli oyuncuları yok ya. Mamestian, Yusuf Erdoğan, Pavlika. Bunlar iyi oyuncular. Bakacağız bu Rize maçına bugün hani ne olacak? Zaten 3'te başlıyor bugün. Rize evinde alır diye umut ediyoruz ama bakalım. Önemli bir şey çıkmazsa Rize evinde alacaktır maçı. Çünkü Kasımpaşa'nın önemli eksikleri var diye düşünüyorum. Maç üste bile gidebilir arkadaşlar. Yani Rize kendi evindeki performansını sergilerse taraftarıyla bütünleşip maç üste gider yani. Yani 1,5 üst garanti, 2,5 üst güzel oran olur. Maç sonucu bir güzel oran olur diye düşünüyorum. Şöyle 5 tane büyüklükten maç seçelim bugüne. Southampton, West Ham. Southampton West Ham'ı aslında yenecek güçte. Şöyle cezalandırma bakalım var mı? Kaç tane varsa. Aa, evet. Southampton'da bu maçta West Ham'a yenilmez arkadaşlar. Yani şöyle 1.15 çifte şans. Yani şimdi 1.15'e niye oynuyorsun? İşte 1.15 oran mı falan hani bir yüksek oran oynasana veya yüksek oran oynasak nasıl olur diye düşünebilir herkes. Ama işte bazı insanlar böyle yapmıyor. Hani 1.5 oran, 1.75 oran, hani 1.80, 1.90 oran veya bilemedin yani 2 oran 3 maçta veya 4 maçta oluşturabileceği yani oranın toplam oranın 2'yi geçmemesine özen gösteriyor. Ya 1.5 da olsa onun için iyi, 1.70 de olsa onun için iyi. Çünkü günlük olarak düşünürsek veya haftalık olarak sürekli para hani kazanma oluyor. Şöyle mesela oran 2.20 şu an. Şu an geçti ama 2.20 buna da oynayalım. Evet, kuponlarıma gidelim. Mesela bugüne evet oynandı. Southampton West Ham 1-0 çifte şans. Atletico Madrid Osasuna 1. Hurst Seth Johnston 0-2 çifte şans. 3 liraya 6.62 veriyor. Yani çift katından biraz fazla. Diğer kuponumuz Gençler Birliği gol var. İstanbul Eskişehir karşılıklı gol var. Büyükşehir Belediye Erzurum Giresun maçı karşılıklı gol var. 3 TL'ye 11.38 veriyor. Yani
Yani oranlar hani 2'yi geçmesin. Şu anda bu oranlar geçti 2'yi. Hani bugünlük de arkadaşlar sizlere iddia kuponu bugün ayın 14'ü. Cumartesi. Oynamak isteyen arkadaşlar işte bu iki kuponun içinden tek maç seçebilir. 3 maç seçebilir. Herkese bol şans dilerim arkadaşlar. İnşallah kazanırsınız. Her şey gönlünüzce olsun.